Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizlerle beraber yine dışarı çıkıyoruz. Çünkü bugün çok fazla işim var. Okula gideceğiz, okul kaydı yapılacak toprağın. Ondan sonra dişçiye gideceğiz yine toprak için. Dişçi randevumuz bugün gün verdi. Muayeneye gitmiştik dün. Bugün artık dişi yapılacak inşallah. Ondan sonra biraz evin eksikleri var, onları alırım. Yani anlayacağınız yine kocaman bir gün beraberiz. Şimdi size kombinimi gösteriyorum. Böyle ip askılı bir elbise tercih ettim. Ama çanta olarak ne takacağımı henüz karar veremedim. Çünkü şu beyaz çantam var ve şu leopar çantam var. Düşünüyorum ki leoparı takayım. Bence leopar olur. Beyazı da takabilirim. Beyaz spor ayakkabıyla. Leopar takarsam da leopar spor ayakkabılarım var. Onlarla bunu tercih edeceğim. Bilmiyorum. Ama tabii koyu bir renk olduğu için bu. Beyaz da güzel durar aslında bunda ama leopar da güzel durar. Karar veremedim. Saçlarımı da yine işte bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Çünkü benim doğal saçlarım böyle. Ve ben doğal saçlarımı kullanmayı çok seviyorum. Yani doğal bu dalga dalga olmasını çok seviyorum. Ve böyle hakiki böyle maşa veya düzleştirdiğim zaman daha çok beğenmiyorum. Böyleyken daha çok beğeniyorum. Bu arada boğazlarım ağrıyor. Sesim değişik gelebilir belki size. Bana şu an değişik gibi geliyor. Ama henüz daha dışarıya yansıyor mu bu değişiklik bilmiyorum. Boğazlarım çok ağrıyor. Okul işlemimiz başarıyla tamamlandı. Ücret yatması gerekiyordu. Ücreti yatırdım. Formu doldurdum zaten, size formu göstermiştim. Onu da okula verdim ve 31 Ağustos'ta gelin başlayın dediler. Çok heyecanlıyım ben şahsen. Daha toprakta bir okulun ne olduğunu bilmiyorum. O da heyecanlı gibi. Şimdi annemle Mado'ya geldik. Mado'da oturuyoruz. Ben kendime buzlu mako söyledim. Buzlu mako içiyorum. Toprak parkta oyun oynuyor. Böyle. Buralar serin, buralar serin dedim. Sanırım nazar değdirdim canım memleketime. Şu an buralar kavruluyor sıcaktan. Yanıyoruz. Dostlar, adoslar. Çok sıcak. Toprak kahveme çöktü. Öyle işte. Şimdi dişçiden aradılar. 4.30 randevumuz vardı. Dediler ki doktor hanımın eşi rahatsızlandı. Randevunuzu yarın ertelesek olur mu? Dedim ki tamam, tabii ki olur. Yani çocuğumun dişini bir yaptıramadım. Oraya gidiyorum olmuyor, oraya gidiyorum olmuyor. Bakalım, neyse, yarına kaldı. Moralim bozuldu. Yani hayatta daha böyle bir şey başıma gelmemiş. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Sürekli erteleniyor, sürekli erteleniyor, sürekli erteleniyor. Neyse bakalım. Yarın da olur. Yarın o diş yapılacak. Sok ağzına şimdi. Çikolatalı muz çok güzel. Güzel oluyor mu? Senin beni de çekiyor. Seni de çekeyim hadi. At ağzına. Atamadın ki, orada kaldı. Anne. Efendim. Teyze, sizin şıkkak geldi. Evet. Biz de süt açıyoruz anacığımla. Ah anacığım, ah. Kafeden kalktık şimdi. Çarşıdayız. Birkaç bir şeye bakacağım. Alır mıyım bilmiyorum ama bakasım var. Valla dışarıda daha fazla çekemedim, eve geldik zaten, çok durmadık. Bakacağım demiştim ya size, baktım ve beğendiğim şeyler oldu, aldım. Genelde ben beğendiğim bir şey olursa onu almayı tercih ediyorum. Çünkü aklım almadıklarımda kalıyor. Diyorum ki alayım. Yani tabii ki maddi gücüm el verdiği sürece alıyorum. Başka almadığım zamanlarda da oluyor tabii ki. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Bu arada şey de aldım, mutfağda birkaç ıvır zıvır aldım. Onlarda şey, yağdanlık aldım bir tane. Onları şimdi yıkamaya attım, o yüzden gösteremiyorum. Yıkansınlar, biraz sonra gösteririm. Yağdanlık aldım. Çünkü bir tanesinde zeytinyağı var yağdanlanacağım. Yanında plastik kapta sıvı yağ var, yine aynı ayçiçek yağı var. Ve çok alakasız bir kombinasyon. Tezgahın üstünde çirkin duruyordu. O hep aklımdaydı aslında, alacağım alacağım diye, ama bir türlü alamıyordum. Bugün oraya girmişken dedim ki tabii ki hemen onu da alayım. Çünkü her zaman öyle yerlere gitmiyorum. Yani genel olarak böyle dışarıda geziyorum ama öyle hani ıvır zıvır yerlerine girmiyorum. Her neyse. Ondan sonra sürahi aldım bir tane yine. Onu da gri tercih ettim. Kafası gri. Onları işte birazdan göstereceğim dediğim gibi. Sürekli aynı şeyleri neden tekrar ediyorsun Esra? Ha Esra. Neyse, ondan sonra da böyle üçlü kahvaltılık oluyor. Ondan iki tane aldım yan yana. Altılı aldım yani. Altı bambu, üstü bambu. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mesela ben peyniri kesiyorum ya. Yarış gün o peynir açıkta kalınca yenmiyor. Çünkü üstü kuruyor yani. Veya İşte buzdolabı poşetine geçirip de buzdolabına koyman gerekiyor. O zaman da buzdolabını bir açıyorsun, çirkin böyle poşet dolu. Hani hoş olmuyor yani. Aslında böyle bir şeye zaten ihtiyacım vardı. Aldığım da iyi oldu. Görmüşken onu da alıverdim.
Genel olarak böyle ihtiyaçlarım var aslında ama aklıma gelmiyor. Ve ihtiyacım olacağı tam mesela kullanacağım zaman aklıma geliyor. O yüzden orada biraz bir fal soluğum var. Neyse şimdi size yenicilerimi göstereceğim. Birincisi bu. Çok güzel. Rengi çok güzel önce özellikle. Böyle bunu şortla giymek için aldım. Şöyle hemen yine dürelim. Sonra böyle bir takımı aldım. Gri. Üstü bu şekilde. Altta böyle şort yine aynı. Böyle. Bunu da aldım. Giyerim yani. Yaz bitmeden. Sonra bunu aldım. Bunun rengine bayıldım ama. Çok tatlı bir rengi yok mu? Bunu bir an önce kombin yapıp giymem gerekiyor. Sonra bunu aldım. Bunda siyah tight şortlar var ya, onunla giymek için aldım. Arkası böyle bu şekilde. Kendine cips almıştı. Onu yerken uyuyakalmış yavrum. Yavrum. Üstüme hemen şöyle eşofmanımla üstüme bunu giydim. Şimdi yemek yapmaya gidiyorum. Çünkü çok açım. Vallahi şu an en kolayıma fasulye geldi. Ben de fasulye yapmaya karar verdim. Kırıyorum. Hem bir yerden dışarı izliyorum. Ne yapıyorlar diye. Of a model for me, Mrs. Kensington. You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Evet, makinem bitti arkadaşlar. Hemen içinden çıkarttım aldıklarımı. Şöyle bunları da göstermek istiyorum. Böyle bir sürahi aldım. Bunun gri, kafasını gri aldım çünkü masama uysun diye böyle aldım. Cihadanlığı böyle aldım. Bakın onun kafası sarı şöyle. Evet, onun kafası sarı, bunun kafası gül kurusu. Biraz alakasız oldu ama artık yani çirkin duruyor böyle, bakın. Böyle öyle durmasındansa böyle olması daha iyi. Ve bambularım da böyle. Çok tatlılar. Şöyle kapağı var. Bundan iki tane aldım. Böyle. Saat 8:30 oldu ve Toprak hala uyuyor. İnanamıyorum. Gece uyumayacak. Bu arada canım felaket şekilde kısır istiyor. Normalde ben böyle hani kısırdı işte yani bu tür şeyler yiyen bir insan, yani seven bir insan değilim. Normalde yemiyordum. Lakin TikTok'ta göresiye kadar. TikTok'ta gördüm bir kere, lanet TikTok. Ve çok canım çekmişti o zaman. Ondan sonra hemen gidip bulgur, kısırlık bulgur falan alıp yapmıştım. Ve çok güzel olmuştu. Ben beğenmiştim yani. Yiyenler de beğendi bu arada. Sonra bir daha yaptım. Yine canım çekti. Sonra o da bitti tabii ki. Onu da çok güzel yendi ve beğenildi. Elim lezzetlisi. Ne yapacaksın? Her neyse. Şu an yine canım istiyor. Ama evde şu an kısırlık bulgurum yok. Şimdi dersiniz ki markete gitip al. Valla markete gitmeye üşeniyorum açıkçası. O yüzden de yemeyeceğim artık. Ne yapayım? Yemeyeceğim. Evet, bu akşam ada masalı var ve ada masalı eşliğinde yemeğimi yiyorum. Tabii şu an reklamda da ben yemeğimi yesiye reklam biter. Neyse, böyle. Ada masalını çok seviyorum ben. Siz nasıl buluyorsunuz bu diziyi? Ben çok beğeniyorum.
Ben gideyim. Sana mis gibi fasulye yapayım. Sen git pizza siparişi verdir bana. İyi mi? Dün gece çok rahatsızlanmıştım arkadaşlar. Yani baya böyle boğazlarım hapşırma. Mele 100 kere falan hapşırdım sanırım gece. O yüzden videomun devamını çekemedim. Yani videoyu orada bitirmiştim. Ama baktım video çok kısa oldu. O yüzden bugün de eklemek istiyorum. Yani bugünkü yaptıklarımı da videoya koyacağım. Şimdi evden çıkıyoruz. Ve dişçiye gidiyoruz. Umarım bu sefer güzel olur. Bu sefer yapacağız, inanıyorum. Evet, geldik dişçiye. Şimdi sıra bekliyoruz. Heyecanlı mısın? Dişin yapılacağı için. Korkuyor musun, heyecanlı mısın? Ha? Buğra da burada. Buğra da burada, Buğra da hasta. Hepimiz hastayız. Komple ailecek. Bu. Evet. Sonra geldiğim. Gel. Ne oldu? Korkma anneciğim. Korkacak bir şey yok anne. Bak su böyle gelecek. Tamam mı? Bu suyu yutabilirsin de. Suyu yutmanda bir sakınca yok. Anlaştık mı? Ama yutmazsan, hortumla suyu içirirsen daha iyi. Heh. Gel bakalım bana doğru. Evet. Hortumu aç. Ağzımız açıyorduk hatırla. Ona kadar sayacağız. Ağzımız açık kalacak. Bir şey yaptıramadık. Çünkü toprak durmadı. Kafeye geldik, oturuyoruz. Çay içiyoruz. Çok mutluyum. Çünkü dişini yaptırıp dişinden çıkamadık gerçekten. Diğer dişçi çok kötü davrandığı için, yani kötü bir işlem olduğu için onun için. Şu an aynı işlemi tekrar yapılacağını düşünüyor. O yüzden yaptırmadı. Aslında oraya gidene kadar bir şey yoktu ama bir dahaki sefere inşallah. Doktor hanım da çok üstelemeyin dedi. Kendisi bir zaman yaptırır dedi. Ben de o yüzden üstelemiyorum. Çünkü zaten onun için diğer dişçi bir travma olmuştu. Şimdi çocuk parkına geldik. Çocuk parkında oturuyoruz. Çocuklar oyun oynasın diye. Bu arada bugün çok mutlu oldum ben. Çünkü bugün tam 10 yıldır görüşemediğim bir çocukluk arkadaşımla görüştüm. Bana ulaştı bir şekilde. Ben ona ulaşamıyordum aslında ama o bana ulaştı. Zaten şu anda o da şehir dışında yaşıyor. Görüntülü falan konuştuk. Çok mutlu oldum. Eve geldim arkadaşlar. Çok yoruldum dışarıda. Boğazlarım dersen felaket bir şekilde hala acıyor. Teyzemler de geldiler annemle. Böyle. Buğra şu an bacağım mı? Ne? Şimdi size göstereceğim Buğra'nın tipini. Buğra sen ne yapıyorsun Allah aşkına Buğra? Ne arıyorsun benim bacağımdan Buğra? Ha? Ne arıyorsun benim bacağımdan? Acıktın. Cümcükle mi acıyor? Ama acıyor cümcük dediğin zaman. Ay. Ha. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şimdi parka çıkalım diyoruz. Şöyle bir hava alalım diyoruz. Bak hemen geldi, parka gitmiyoruz mu diye. Gideceğiz şimdi. Saçım çözüldü. 1-2-3-4-5-6-10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 -
Sallıyorum. Sallıyorum. Sen sallanıyorsun zaten Miraç. Dalga geçtim. Benim iyi. Göstermiyor. Gösteriyorum. Göstermiyorsun. Çekirdek ve ice de eşliğinde dedikodu yapacağız. Kim kiminle ne yapmış, nerede ne yapmış? Hepsini konuşacağız. Eve geldim arkadaşlar. Saat şu an 10.30. Ben şimdi kendime bir kahve yapar içerim. Sizi de çok sıkmak istemiyorum. Bence bu kadar yeterli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.